Evet, burası da İHA İnegöl Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Yavuz Bayram, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün lokantalar. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından İHA İnegöl Arama Kurtarma Ekibi bölgeye giderek çalışmalara başladı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tahliye çalışmalarını gerçekleştiren İnegöl ekibi birçok alanda mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için destek çalışmalarını da yürütüyor. Burası da bir mobilya mağazası. Mobilyada bulunan koltuklar, mobilyada hiçbir şey kalmamış. Duvarlar burada da patlamış. Şu arkayı görüyorsunuz. Bölgedeki İnegöl ekibinin sorumlusu Yavuz Bayram bölgeye geldiklerinde bir facia ile karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Buraya geldiğimizde bir facia ile karşılaştık. Özellikle Bozkurt merkezinde 5-6 metreye kadar sular yükselmiş. Biraz çekilmiş ve bölgeye girmekte problem yaşanıyordu. Birinci gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tahliyelerin yapıldığı bölgelerde çalıştık. Yaptığımız tahliyeler sırasında bölgede ölen vatandaşlarımızı gördük. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği öngörülüyor. Bugün bölgeye Cumhurbaşkanı geliyor. Giriş ve çıkışlar kontrol altında. AFAD görev verdi ve görevimizi yaptık. Şimdi güvenlik önlemlerinden dolayı bölgeye giremiyoruz. Vatandaşın psikolojisi iyi değil. Ulaşılması zor olan noktadan geldim şu anda. Her yer çamur ve su, grader ve dozer istiyoruz. Karşı bölgeye geçmek için ama yeterli değil. Kronik rahatsızlıklar olanlarla ilgili UMKE bölgeye ulaşamıyor. Biz bölgeye ulaşıyoruz ama UMKE'nin çalışma faaliyetlerindeki araç gereçler bizde yok dedi. Bölgeye yardımların geldiği fakat ihtiyaca göre STK'ların aracıyla nakdi yardımların yapılması daha iyi olacağını belirten Bayram, bölgeye aşırı derecede yardım gelmeye başladı. Ama dağıtımda da sıkıntı var. Özellikle kişilerin kendileri bölgeye gelerek ihtiyaç malzemeleri getiriyor. Ama nakdi yardımlar yapılırsa daha iyi olur. Çünkü buradaki ihtiyaçlar değişiyor. STK'lar aracılığıyla yardım kampanyaları yapılırsa çok daha iyi olur dedi. Bölgede ulaşımın tamamen bittiğini ve helikopterlerle tespit yapabildiklerini belirten Bayram, bölgede ulaşım tamamen bitmiş durumda. Yollar tamamen çökmüş. Tespit için dün helikopterlerle köylere gittik. Ulaşım sadece helikopterlerle yapılabiliyor şeklinde konuştu.